Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam öteki serisinden bir konu başlığı seçtik. Öteki Kazım Karabekir. Niçin öteki Kazım Karabekir? Çünkü Kazım Karabekir'in bir resmi tarih tarafından anlatılan, tanıtılan bir kimliği, kişiliği, profili vardır. Bir de resmi tarihin tamamen dışında hatta onun zıttında genel olarak muhafazakar diye nitelendirebileceğimiz belki Müslüman desek daha isabetli olur. Kitle tarafından kabul edilmiş olan bir imajı vardır. Bu imajlar gerçekle çok uyumlu olmadığı için bir öteki Kazım Karabekir anlatımına da ihtiyaç vardır. Şimdi ister resmi tarihin anlattığı Kazım Karabekir olsun, isterse Müslüman parantez tırnak içerisinde muhafazakar kitlenin olduğunu zannettiği Kazım Karabekir olsun. Nedir bunlar? Resmi tarih der ki işte çok egoisti Atatürk'e baş kaldırdı. Bir sürü huzursuzluk çıkardı. Tek parti dönemi boyunca eline geçen her fırsatta Atatürk'e saldırdı. Ve karşılığını da gördü esasen. <laughs> Onlara geleceğiz anlatımın içerisinde ama İstiklal Harbin'de başarılı bir insandı. Vatanın kurtuluşunda ciddi olarak katkıları oldu. Evet, bunun içinde doğrular var, yanlışlar var. Muhafazakar Müslüman kitlenin olduğunu zannettiği Kazım Karabekir ise gerçekle karşılaştırdığınız vakit yani ötekisiyle bizim anlattığımıza göre karşılaştırdığınız vakit daha sıkıntılıdır. Daha gerçeğe uzaktır. Çünkü Müslümanlar arkadaşlar Kazım Karabekir'e yanlış ve hak edilmemiş olarak iki tane önemli nitelik atfederler. Bunlardan bir tanesi işte çok demokrattır, çok özgürlükçüdür, Mustafa Kemal karşıtıdır. Bu demokrat ve özgürlükçü kişiliğinden ötürü Tek Parti yıllarındaki o faşizan baskı rejiminin muhalifi olmuştur. Yani bir ilke meselesinden ötürü, bir prensip meselesinden ötürü ki gerçekten böyle olduğunu varsaysaydık bu son derece kişilikli saygıyı hak eden bir tavır olurdu. O dikta rejimine ve onu kuranlara, onu sembolize eden isimlere karşı çıkmıştır. Bu baştan aşağı yanlıştır arkadaşlar. Kazım Karabekir öyle demokrat kişiliğe sahip, özgürlüklerden yana. Dolayısıyla e, bedeli her ne olursa olsun hatta ciddi bir öldürülme riskini de üstlenerek bu tırnak içerisinde demokratik özgürlükçü kişiliğinin gereği olarak o rejime karşı çıkmış değildir. Hakikaten Atatürk ölünceye kadar rejimle daha doğrusu aslında Atatürk'ün şahsıyla Kazım Karabekir'in ciddi bir sürtüşmesi olmuştur. Ama az sonra bununla ilgili somut ayrıntılara geldiğinde inşallah daha iyi anlaşılacak. Bu bir prensip, bir siyaset, bir ideoloji farklılığından değildir. Tamamen kişisel bir sürtüşmenin ürünü olaraktan Atatürk'e karşı çıkmıştır. İkincisi ve bence bundan da çok daha önemli olan Türkiye'de Müslümanlar Kazım Karabekir'i dindar bir paşa olarak algılarlar. Uzaktan yakından alakası yok sözün girişini, fezlekesini başta söyleyelim. Kazım Karabekir'de inanç anlamında, itikadi anlamda Allah'ın varlığına, birliğine, İslam'ın hak din olduğuna, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi eseri olduğuna dair bir inanç var idiyse şayet kesinlikle yoktu demiyorum. Ama yani sadece inanç bazında bile Müslüman mıdır diye düşündüğüm vakit ona da rahatlıkla hiç yaşamasa bile, modernist olsa bile en azından soyut olarak kalbinde imanı vardı da rahatlıkla diyemiyorum. Şimdi pek çoğunuza şu ana kadar sahip olduğunuz, zannettiğiniz Kazım Karabekir algısı nedeniyle bu söylediklerim son derece sarsıcı. Hatta belki aşırı ağır suçlamalar gibi gelmiş olabilir. Öyle düşünenler varsa onlardan istirhamım lütfen sabırla takip eden dakikalardaki sunumu onun içerisinde bu genel yargıya beni götüren arz edeceğim delillerimi izlesinler. Sonra onları kendi vicdanlarında tartarak gene nihai kararlarını versinler. Evet kesinlikle dinler bir insan değildi arkadaşlar. Soyut olarak bir imana sahip miydi değil miydi tartışılabilir bilmiyorum. Ama bunun bir adım ötesine geçtiğinizde İslamcı mıydı, İslam'a sahip çıkan birisi miydi, Hepsinden daha önemlisi çünkü Allah'ın ilk soracağı odur. İslam'ı kendi günlük hayatında, ailesi içerisinde, ailesi fertlerine de Kur'an'ın ve sünnetin takdim edildiğini gösterdiği, emrettiği biçimiyle yaşayan bir miydi? Hayır kesinlikle. Hayır kesinlikle. İslam'ın yani toplumsal, siyasi, ekonomik boyutlarını bir tarafa koyduk teker teker kişilerle ilgili günlük temel ibadetlerini bile Kazım Karabekir yani soğuk bakan ters bakan bir kişiliğe sahip yani şimdi az sonra ayrıntılarına geleceğim. Mesela çocukları işte çocukluktan genç kızlığa geçiş döneminde iki, iki tane kızı vardı. Kendiliklerinden heveslenerek oruç tutmaya kalkıştıklarında siz okula gidiyorsunuz. Sizi oruç lazım değil, sizi oruç farz değil tutmayın falan diye onların oruç tutmasına engel olacak derecede işte böyle birisiydi. Yani arkadaşlar dindar bir generaldi, dindar bir paşaydı. Bu kesinlikle Kazım Karabekir için hak edilmemiş olan bir iddiadır. Kesinlikle hak edilmemiş olan bir iltifattır. İşte temelde bu iki noktadan yola çıkarak diyoruz ki öteki Kazım Karabekir. Girizgahı bitirdim arkadaşlar. Ya da girizgaha ilave şunu da zikretmiş olalım. Yani burada sık sık tekrar ediyoruz ya batılılardan alıntı güzel bir vecize özlü söz. Hiç çalışmayan bir saat bile günde iki sefer doğruyu gösterir. E bu kural saatler için geçerli olduğu gibi fıtrat nedeniyle insanlar için de geçerlidir. 50-60-70 sene yaşamış bir insanın hayatı boyunca İslam'ın değer yargılarına göre olumlu sayacağımız, müspet sayacağımız, başarılı sayacağımız hali, tavrı, söylemi olmamış mıdır? İlla olmuştur. Ama hep dediğimiz gibi kimi değerlendiriyor olursak olalım daima yeküne dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yani insanın artılarını toplarız, eksilerini toplarız. Bu ikisinden biri diğerine belirgin bir şekilde üstünlük kurmuş ise ona bakarak Evet bu son tahlilde iyi biriydi deriz ya da olumsuz biriydi deriz. Bunları şunun için söyledim. Kazım Karabekir'in hatta tarihe geçmiş sadece kendi kişisel küçük hayatıyla da sınırlı kalmayan son derece olumlu hizmetleri de olmuştur. Böyle dediğimiz vakit benim aklıma hemen geliveren ve yani tarihsel kişilik anlamında aslında zikredebileceğimiz bir tanedir. Ama o ciddi bir hizmettir. İstiklal Harbi içerisindeki Kazım Karabekir duruşu arkadaşlar harbin kazanılmasında, vatanın kurtarılmasında son derece müspettir, fedakardır, vefakardır, her anlamda takdir edilmeyi hak eden bir profil ortaya koymuştur. Şimdi bunun ayrıntılarına girmiyorum ötekini anlatacağımız için. Neticeyi söylüyorum. Bir de tarihi bir şahsiyet olarak değil de herhangi birisi olarak baktığınız vakit Kazım Karabekir yaşamış olduğu dönemde sayılarına çok fazla miktarda rastlanılan askerler arasında da siviller arasında da üst düzey içerisinde yani bağışlamanızı rica ediyorum. Alemci, sefih, işte hatta ırz düşmanı çok özür dilerim çünkü bu niteliklere sahip o dönemde onun mensup olduğu sosyal kategori içerisinde elit, askeri elit diyelim biz buna. Çok fazla sayıda örnek vardır. Bu çirkin tabirleri arttırmak istemiyorum. Siz anladınız. Bu açılardan baktığımız vakit Kazım Karabekir daha mazbut, aile babası. E, Sefaatten ahlaksızlıkların çok büyük kısmından uzak. Bu anlamda ve tırnak içerisinde evet muhafazakar bir kişiliğe sahiptir. Bunlar biri tarihi kişiliğiyle, biri kendi küçük hayatıyla ilgili zikredebileceğimiz iki tane önemli artılarıdır. Şimdi bunları da söyledikten sonra artık içimiz rahat bir şekilde yani hiç kimse acaba böyle bir ön yargıya dayalı olarak mı Kazım Karabekir aleyhtarlığı burada yapıyor yapacak falan herhalde bundan sonra vicdanına elini koyduğunda hiç kimsenin böyle şeyler söylemesi mümkün değil. Evet şimdi gözüme ilişti de arkadaşlar çok özür dilerim. Ozi 34 Finans demiş ki 10 dakikadır dindar değildir değişik kelimelerle ve bence fuzuli uzatıyorsunuz. Diğer konularda aynı gereksiz uzatmalarınız var. İnanın 20 dakika daha akıcı anlatılabilir. 20 dakikada daha akıcı. Bunu göz önünde bulundurayım arkadaşlar. Evet şimdi geldik artık öteki Kazım Karabekir'in delillerine. İstiklal Harbi'nde az önce başlık olarak dedim ya yani son derece ahlaki anlamda, vatani anlamda, İslami anlamda takdire şayan bir duruşu olmuştu. Neydi o? Mondros'tan Mudanya'ya kadar Cilt 2 Selahattin Tanser sayfa 67-69-71'e baktığımız vakit önemli istiklal harbi kaynaklarından biridir bu kitap. Ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınıdır yani resmi devlet yayını. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbi'nin başında Mustafa Kemal'in en zayıf olduğu dönemde dolayısıyla en fazla çevresinden destek ve sahiplenmeye muhtaç olduğu dönemde üç sefer o günün şartları içerisinde çok ciddi diyebileceğimiz bir fedakarlık örneği, cesaret örneği ortaya koyarak üç sefer Mustafa Kemal'e sahip çıktığını görüyoruz. Bunlar kesin tarihi gerçekler. Biri daha Haziran 1919'da e, Samsun'a çıkışının üzerinden henüz daha bir ay bile geçmemiş, henüz daha Erzurum'a gelmemiş Amasya'dayken Mustafa Kemal'e gönderdiği mesajlar, yazdığı mektuplar özet itibarıyla hiç kimseden korkma, çekinme. Ben sahip olduğum bütün askeri kuvvetle beraber senin arkandayım duruşu. İki, şimdi onun ayrıntısına geleceğim. Mustafa Kemal 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece olması lazım 1919'da. Askerlikten istifa edip de yani o sahip olduğu üniformayı, rütbeyi bir kenara koyup en azından kısa bir süre için sadece kendi başına bir fert durumuna geldiği sırada Kazım Karabekir'in ona sahip çıkışı bu öyle bir sahip çıkmadır ki ağlamıştır Mustafa Kemal. Çünkü askerlikten istifa ettiğinin ertesi günü pencereden görüyor ki Kazım Karabekir, Kazım Karabekir bir iki karargah subayı yaveriyle beraber kendisinin bulunduğu binaya geliyor. Odada yanında bulunanlara diyor ki şimdi bakalım acaba beni tutuklamaya mı geliyor? Çünkü mesela Kazım Dirik gibi Samsun'a beraber çıkmış onun karargah subaylarından bir tanesi bile orada Mustafa Kemal'i fevkalade demoralize eden artık siz benim amirim değilseniz elimdeki dosyaları kime teslim edeyim, kimin gidip emrine gireyim falan gibi böyle bir çıkıntılık yapıyor. Buna çok üzülüyor Mustafa Kemal haklı olarak. Daha sonra o Kazım Dirik'i de ölünceye kadar İzmir'de Belediye başkanı yapmıştır, vali yapmıştır, daha sonra bakanlık yapmıştır. Bu da tabii hadisenin ayrı bir tarafı. E şimdi öyle bir vefasızlıkla da karşılaşmışken Kazım Karabekir'in, Erzurum'un her şeyi, 15. Kolordu komutanı, öyle yanına geldiğini görünce endişeleniyor falan. Kazım Karabekir subaylarıyla beraber odanın kapısını açıyor, içeri giriyor esas duruşunu gösteriyor. Çakı gibi bir selam çakıyor. Ben ve kolordum diyor. Bütün mevcudumuzla, bütün varlığımızla gene sizi komutanımız olarak kabul ediyoruz ve emrinizdeyiz. Tekmeli vermeye geldik. O heyecan üzerine bunu görünce böyle adeta yani bir film senaryosu gibi düşünün. Bu derecede dramatik bir hadise. Mustafa Kemal haklı olarak insani bir tepki. Kendisini tutamıyor. Kazım Karabekir'in boynuna sarılıyor, yanaklarından öpüyor. Kardeşim benim deyip ağlıyor. Şimdi az sonra ilave anlatacaklarım var da onların yerine oturması için bunların bilinmesi lazım. Sonra üç, takip eden aylar içerisinde Fevzi Çakmak o sırada İstanbul'da Harbiye Nazırı Kazım Karabekir'e Mustafa Kemal'i tutuklayıp İstanbul'a tutuklu olarak göndermesi emrini veriyor. Kazım Karabekir bunu kabul etmiyor. Mesela İhsan Eryavuz'un Kara Defter kitabının 303. sayfasında bunun ayrıntısını görebilirsiniz. Hatta Türkiye'de din-devlet ilişkilerinde yönetici seskinlerin rolü kitabında Faruk Kılıç'ın ben çok değerli gördüğüm şöyle bir burada değerlendirmesini, yorumunu görüyoruz. Sayfa 29'da diyor ki yazar ben ve kolordum siz askerlikten istifa etmiş olmanıza rağmen gene de sizin emrinizdeyiz dediği an İstiklal Harbi'nin diyor gerçekte başlamış olduğu andır. Yani resmi tarihin tamamen ideolojik ve Mustafa Kemal kültüne dayalı sebeplerden ötürü ileri sürdüğü gibi aslında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı an değil, iplerin koptuğu, Mustafa Kemal'in üniformasını, mesleğini bile bıraktığı sipsivri. Eğer Kazım Karabekir bu şekilde ona sahip çıkmış olmasaydı tarihten silinip gidecek hiçbir özelliği olmayan bir insan haline gelip de ona rağmen 15. Kolorduyu Kazım Karabekir ben de onun komutanı olarak sizin emrinizde devam ediyorum diye Mustafa Kemal'e teslim ettiği ve gerçekten daha sonra da bu sözünün arkasında durduğu andır. Bu bence orijinal ve isabetli bir değerlendirme. Şimdi ilk zamanlarda arkadaşlar Kazım Karabekir'in yapmış olduğu bu üç tane büyük fedakarlık, cesaret, sahiplenme örneğine bakarak Mustafa Kemal'le Kazım Karabekir'e karşı ilk yıllarda henüz daha ipler kopmamış, köprüler atılmamış. Belli oranda ihtiyaç da devam ediyor. Kazım Karabekir'e karşı son derece vefalı konuşuyor. Çünkü Kazım Karabekir'in yaptığı bu kahramanlıkla ilgili mesela İnönü Atatürk'ü e anlatıyor kitabından şimdi alıntılayacağım. Bu önemli bir kaynaktır. Meşhur gazeteci Abdi İpekçi ile İnönü'nün İnönü'nün son yıllarında yapmış olduğu bir dizi röportajın metnidir. Şimdi bakın şu okuyacağım ifade uzak gözlüğümü çıkartayım. Bizzat İnönü'ye ait diyor ki İnönü Atatürk ordu kumandanlığından istifa edip sivil olunca Karabekir onu ordu kumandanı iken nasıl bir hayat içinde yaşıyor idi ise o hayat içinde yaşattı. Yine ne söylüyor bunu dikkat edin. Kendisi ordu kumandanı olduğu halde ordusuna Atatürk'ün emrindesiniz diye emir verdi. Kendisi de Atatürk'ün emrindeymiş gibi ihtiram gösterdi. Ona hususi yaverler, vasıtalar, otomobiller tahsis etti. Ben Ankara'ya geldiğim zaman Atatürk, Karabekir'i yani Mart 1920 çok met etti bana. Müteşekkir olduğunu söyledi. Müstesna adammış dedi. Şimdi buraya kadar hiçbir anormallik yok. Haliyle kim olsa bu büyük iyiliği görmüş olan karşılığında teşekkür edecek, vefa gösterecek. Atatürk de gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu anlamda en önemli Atatürk biyografilerinden bir tanesi Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabının ikinci cildinden de okuyalım bakın bir alıntı. Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı evvelce de kısmen değindiğimiz mektubun şu satırlarını okuyalım demiş Haziran 1919. Gerek Avrupa haberleri gerek sizin değerli bilginiz Bolşevikliğin kuvvetli olduğunu Almanların da bu barışı katiyen kabul etmeyeceğini müjdeliyor. İstanbul'da Zeyrek'te gitmeden önce Kazım Karabekir'le görüştüğü yer semt ismi. Limonluk içinde bahçede sakin ve pek şairane odamızdaki hasbi halimizde gördüğüm pek soylu ruhunuzun yüksek zekanızın uzak görüşlü mütalaları değerlendirmeleri bana bu hususta düşüncelerimi arza ve bu hususta değerli değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı istirhama cesaret vermiştir. Yani kibarlıktan neredeyse kırılacak bir dil uslup. Kim? Mustafa Kemal'le Kazım Karabekir'e. Diyeceksiniz ki tabii bu kadar büyük iyilik karşısında insanın bu kadar dikkatli bir uslup kullanması son derece isabetli örnekler bitmedi. Kazım Karabekir'in kendisine yaptığı bu iyilik karşısında Mustafa Kemal'in ona olan teşekkür hissiyatına dair bir tane daha arkadaşlar 1922 senesinde Berthe Gaulis isminde parayla Türkiye'yi destekleyen yazılar yazdırdıkları bir Fransız gazeteci kadına bakın Mustafa Kemal ne diyor daha köprüler atılmamış. Milli hükümet kurulunca daha birçok kimse kararsızlık içinde bocalarken Kazım Karabekir Geciken emirleri beklemeden silahın zoruyla memleketimizin doğu sınırlarını tespit etmiş, zekası, cüreti ve askeri değeri sayesinde bütün engelleri aşmıştı. Siyaset anlayışı, örgütleme yeteneği sayesinde bir ordu kurdu ve başına geçerek doğuya doğru ilerledi. Böylece bize Kars zaferini kazandırdı, Ermenileri defetti. Düşmandan aldığı topların sayısı zaferden sonra elimizde kalan top sayısından fazlaydı memleketin bu ücra köşesinde sağlam bir düzenin kurulduğunu bize müjdeledi. Bu müjde milli hükümetin kudretini gösteren ilk işaretti. Dedikten sonra sofrada bunları Mustafa Kemal Berte Gaul ise parayla yazı yazan Fransız kadın gazeteciyi anlatıyor. Belki biraz içkinin de etkisiyle. Daha sonra orada bulunan aydınlara çıkıştı. İçki sofrasında o sırada bulunan sivil aydınlara çıkıştı. Sen Bursa Milletvekili Muhittin Bağ'a sen meşhur milli hatibimiz Hamdullah Supi tanrı över. Davamıza canlı candan bağlı olan sizler millet meclisi Kazım Karabekir'e hücum ettiği zaman İstiklal Harbi içinde onu savunmak için ayağa kalkıp söz almadınız. Kürsüye çıkmak ve bu saldırganları susturmak bana düştü. Onlara şöyle demiştim. Beyler siz Kazım Karabekir Paşa gibi bir adamı anlayacak kudrette değilsiniz. Bu imkansız teşebbüste inat edip kendinizi daha fazla yormayın. Bu bir küstahlık olur. Milletin candan sevdiği bu adamın işine karışmayın. Kendi fethettiği sınırları istediği gibi tespit etsin. Ben böyle konuşunca sustular ve cevap verecek cevap bulamadılar. Şimdi buraya kadar bana diyeceksiniz ki ne tuhaflık var, ne anormallik var. Kazım Karabekir gerçekten kitaplara geçecek, göz yaşartacak, bir sahiplenme, vefakarlık ve cesaret örneği vermiş. En dar zamanda Mustafa Kemal Paşa'ya sahip çıkmış. O da bunun karşılığında Kazım Karabekir'e duyduğu sevgiyi, saygıyı, minnet hislerini ifade ediyor. Şuraya kadar öyleydi arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren olay değişiyor. Şöyle değişiyor. Faik Ahmet Barutçu siyasi anılar herhalde cilt bir olsa gerek. Daha önce de bahsettim bu kitabın ama 1977 Milliyet Gazetesi yayınları o edisyonu değil. 2000'lerin başında 21. yüzyıl yayıncılık tarafından yayınlanmış, Fihristi ile beraber 3 cilt tutan, sansürlenmemiş tam metin olan çevirisi edisyonunu ancak sahaflarda bulabilirsiniz. Yakın tarih meraklarına şiddetle tavsiye ederim. Çünkü şimdi bir örneğini burada göreceğiniz gibi başka hiçbir yerde bulamayacağınız, çok fazla sayıda önemli konu başı ya da ayrıntı yakın tarih gerçeğini o kitaptan okumak mümkündür. Ve hiç kimse Faik Ahmet Barutçu'nun işte çağdaşlık, CHP, Cumhuriyet, Atatürk falan düşmanlığıyla bunları yazdığında ileri süremez. Çünkü Faik Ahmet Barutçu ölünceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen yöneticilerinden biri olmuş hem içerdiği orijinal bilgiler hem de yazarının siyasi ve ideolojik kimliği nedeniyle çok müstesna bir kaynaktır. Şimdi bu kaynakta sayfa 363'te Faik Ahmet Barutçu diyor ki İsmet Paşa bana dedi ki Mustafa Kemal entelektüel bir komitacıydı. Savcılar dikkat etsin. Çünkü buradan hakaret çıkar 5816'ya girer. Bunu ben demiyorum. Mustafa Kemal entelektüel bir komitacıydı yani entelektüel bir eşkiyaydı sözünü İsmet Paşa Faik Ahmet Barutçu'ya söylüyor o da hatıratında buna yer veriyor ben de o kitaptan sadece okuyorum doğruydu değildi onu ben bilemem konumuzla alakalı İsmet Paşa dedi ki diyor 30'lu senelerde daha sonra işte Kazım Karabekir'in bazı gazetelerde çıkan yazıları İstiklal Harbi ile ilgili yazdığı kitap falan kireç ocaklarında yakılacak o kitap. Beş tane, beş nüsa güç bela kurtaracak. Evin bahçesindeki kuyunun içine bir meşine sararak sarkıtmak suretiyle falan hani düşünce özgürlüğünü görün siz. İşte o günlerde Mustafa Kemal Paşa diyor Kazım Karabekir'i öldürtmeye karar vermişti. Ben engel oldum. Ben engel oldum diyen İsmet Paşa. Hatta ayrıntıları da vardır ayakkabı boyacısı kimliğinde tetikçilik yapacak olan bazı sivil polisler Kazım Karabekir'in İstanbul Erenköy'deki köşkünün etrafına yerleştiriliyorlar. İsmet Paşa'dan ona haber gönderiliyor. Diyor ki sakın dışarı çıkmasın. Çarşıdan ihtiyacını, alışverişini başka vasıtalarla göstersin. Kendisi köşkün kapısından burnunun ucunu bile göstermesin. Çünkü Mustafa Kemal vur emrini çıkarttı. Sokağa çıktığında Böyle basit bir ağız dalaşı yani adi bir kavga neticesiymiş falan gibi öldürtecek, ortadan kaldırtacak. Yorum yok tabii 5816 olduğu için. Yoruma ihtiyacınız var mı onu da bilmem. Sonra bir diğeri arkadaşlar. Artık 30'lu yıllara gelmiş vaziyetteyiz. Münevver Ayaşlı'nın Geniş Ufuklara ve Yabancı iklimlere Doğru kitabı sayfa 151'den naklediyorum. Gene Ayaşlı bizzat kendisinin katıldığı bir Çankaya sofrasını anlatıyor. Konuşan Mustafa Kemal Paşa. Sayfa 151. Gazi bir de sual sormadan Kazım Karabekir Paşa hakkında fikrini söyledi. Yani sofrada belki biraz alkolün de etkisiyle çevresinde bulunanlar. işte paşam falancayı nasıl görüyorsunuz? Filanca hakkında ne dersiniz? Feşmekence hakkındaki fikriniz nedir gibi sorular soruyorlar. O da müsbet ya da menfi bir şeyler söylüyor. Çok neşeli bir ortam var. Bu ortam içerisinde bizden hiç kimse Kazım Karabekir Paşa'yı konu etmemiş olmasına rağmen Mustafa Kemal tamamen kendi kendine o bir tavuktur. Gıt gıt gıt. O sade önünü görür, uzağı göremez dedi diyor. Yorum yok. Böyle diyor. Sonra arkadaşlar bitmedi. Atatürk konusunun en önemli başyapıtlarından bir tanesi Atatürk'ün uşağının gizli defteri Cemal Granda. Bunun 1967 Turan Gürkan edisyonu vardır. Benim şimdi alıntıyı okuyacağım odur. 1973 Hürriyet Gazetesi yayınları edisyonu vardır. Aralarında çok az bir farklılık vardır. Atatürk'ün uşağının gizli defterinde Cemal Granda ki bu araya kadar okuduklarımın hepsi arkadaşlar fevkalade ulusalcı kaynaklardı yani tırnak içinde ideolojik anlamda bizden diyeceğim hiçbir kaynaktan şu ana kadar alıntı yapmadım. Münevver Ayaşlı'yı yani sayarsanız belki o biraz istisna aslında bizden değildir neyse. Gizli defter sayfa 167. Konuşmanın burasına gelince Atatürk bana döndü. Cemal Granda'ya döndü. 30'lu yıllardayız. Anlaşılan o gün Karabekir hakkında sahiple yaptığım konuşmayı unutmamıştım. Cemal Granda Atatürk'ün sofra hizmetçisi uşağı aynı o gün içerisinde başka biriyle sahip isminde birisiyle Karabekir hakkında konuşmuş ve Karabekir'i met etmiş. Atatürk de bunu bir şekilde duymuş. Cemal Granda'ya fevkalade Karabekir'i met ettiği için içerlemiş. İçini boşaltıyor. Diyor ki, onun yerine Samsun'a çıkıp askeri elbiselerimi yırtıp üniformamı attıktan sonra Karabekir Paşa benim tayınımı kesmiştir. Milli mücadeleye olan hizmetlerini de bu zaviyeden, bu açıdan incelemek lazımdır. Yani 1930'larda Mustafa Kemal diyor ki Karabekir Paşa bana milli mücadelede İstiklal Harbi'nde hiç yardımcı olmadığı gibi, hiç destek vermediği gibi Hatta tayınımı bile kesti. Yani beni açlıktan ölüme mahkum etti. İşte İstiklal Harbi'nin bütünündeki hayırlı anlamda katkısını da bu örnek üzerinden değerlendirin. Çünkü Cemal Gran da birkaç saat önce hani Karabekir İstiklal Harbi'nde büyük hizmet etti falan diye konuşuyor. Atatürk bunu duyunca içerliyor. Ona cevap veriyor. Biz gene yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Yoruma ihtiyaç var mı o da ayrı bir mesele. İstiklal Harbi'nin içinde ve henüz bitiminde Kazım Karabekir'le ilgili söylediklerini naklettik. Takip eden yıllar içerisinde de naklettik. Tavuktur diyor, gıt gıt eder. Benim bir dilim ekmeğimi bile diyor. Önümden almış birisidir. Hiçbir faydası da olmamıştır. Şimdi bana deyin ki arkadaşlar siz haklı olursunuz. Buraya kadar biz henüz daha öteki Kazım Karabekir'i görmedik. Doğru. Buraya kadar ben size Atatürk Kazım Karabekir ilişkisinin resmi tarih ve ulusalcı cenah tarafından özellikle titizlikle kesinlikle saklı tutulmaya çalışılan bir boyutuna ışık tuttum. Şimdi söze girerken demiştik ki Kazım Karabekir iki tane hak etmediği iltifatın hedefindedir. Bir işte çok özgürlükçü demokrat bir insan, iki dindar bir insan dedik ki önemli olan bize göre yani bizim için temel ölçü İslam olduğundan ötürü bu dindarlık iddiası hatta ithamı diyebiliriz buna. Şimdi buradan alarak devam edelim. Meselenin özü arkadaşlar şu. Kazım Karabekir o sırada çok bol sayıda ve çok etkin noktalarda emsali olduğu üzere temelden din düşmanı biri değil. Yani ya ne yapalım edelim işte bir 30 sene planı vardı mesela o dönemde 30 sene içerisinde sistematik bir şekilde bu topraklardan İslam'ın iyisini iyi harfinin üstündeki noktasına varıncaya kadar kazıyalım. Bu fikre sahip değil. Bu proje bir şekilde karşısına çıktığında itiraz ediyor. Aynen Rıza Nur gibi. Rıza Nur nasıl kendi hatıratında açık açık kişisel olarak kendisinin ateist olduğunu itiraf ediyor. Ama her yeri geldiğinde diyor ki ben ateistim kişisel tercihim itibarıyla, itikadi tercihim itibarıyla ama İslam düşmanı değilim çünkü dinin işte bu topraklarda İslam Avrupa'da olsa Hristiyanlığın çok faydalı bazı toplumsal fonksiyonları, işlevleri vardır. O yüzden insanlar dinsiz olacaklarına, din sahibi olsunlar, dinler olsunlar. Ama bu kesinlikle bir imanın ve iman bilincinin ürünü değil. Toplumun o şekilde daha olumlu, daha mutlu ve benzeri olacağı kanaatinden yola çıkarak din düşmanlığı etmiyor. Bu manada dine sahipleniyor. Bediüzzaman'ın ifadesiyle bir tür gayrimümin Müslim durumuna geliyor. Yani İslam iyidir, faydalıdır ama benim imanım yok. Rıza Nur açıkça böyle. İmanı var mıydı yok muydu Kazım Karabekir? Söze girerken de belirttim onu bilmiyorum ben. ilgilenmiyorum da. Ama bu anlamda Rıza Nur kategorisindedir. Yani dini kazıyalım yok edelim hayır değil. Din çünkü faydalı bir şeydir. Mesela diyor ki Alexander Javakov Atatürk Batı'nın yolu kitabı sayfa 250'den naklediyorum. Sene 1923 İstiklal Harbi henüz bitmiş. Kazım Karabekir diyor ki İstiklal beni İslam sayesinde kazandık. Doğru. İşte bu gibi fonksiyonlardan yola çıkarak da din diyor faydalıdır. Millet dinler olsun. Bir diğeri mesela Ankara'da savaş rüzgarları Kazım Karabekir'in genellikle milli şef döneminde milletvekili olacaktır. Yaptığı meclis konuşmalarından, onların metinlerinden derlenmiş bir kitaptır. Mesela 2. Dünya Savaşı yılları Türkiye her an harbe girebilir. Bu ortam içerisinde diyor ki sayfa 22'de yer alan bir konuşma metni. Ordunun manevi kitabı Kur'an'dır. Ama gene dikkat edin bunlardan yola çıkarak e senin temel tezin öyleyse yanlış işte bak adam dinler falan. Bu sonuç çıkmaz arkadaşlar. Çünkü aynı yıllarda aynı sebepten ötürü Stalin bile Sovyet Rusya'da bir dindarlaşma projesi başlatmıştı. Ordu Almanlara karşı daha iyi savaşsın, daha iyi dirensin diye. Şimdi bu gibi noktalarını da tespit ettikten sonra Kazım Karabekir'in özellikle kişisel tercihi itibarıyla İslam'la karşı karşıya geldiği vakit ki tavrını görmeye başlayabiliriz. Söze girerken başlık olarak ben İsmail Kara'nın Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam kitabından çok değerli bir çalışmadır İki ciltlik. Meraklı herkese kesinlikle tavsiye ederim. Dört dörtlük bir çalışmadır. Bunun birinci cildinin 30. sayfasından İsmail Kara'ya ait bir değerlendirmeyi nakletmek istiyorum. Diyor ki Kazım Karabekir'e muhafazakar niteliği sonradan iliştirildi. Gerçekten öyle. Çok veciz bir tespit olmuş bu da. Mesela Cemal Şener Atatürk ve Aleviler kitabının 73. sayfasında diyor ki Kazım Kara Karabekir Bektaşi'ydi. Bir arkadaşlar. Bir Bektaşi'nin aynı zamanda bir sünninin anlayacağı şekilde yani Kur'an'ı ve sünneti esas kabul eden hakiki dindar gerçek bir Müslümanın anlayacağı şekilde takva sahibi, İslami bilinç istikamet sahibi dindar biri olabilmesi zaten teorik olarak da imkansızdır. Bektaşiliğe esas teşkil eden sapkın temeller nedeniyle. Kazım Karabekir Bektaşi'ydi. Bir, birileri bana desinlerken yani bu belki de işte hızlı bir alevi olarak Cemal Şener'in Kazım Karabekir'i bu da bizden di sonucuna gitmeye yönelik bir iddiası, bir yalanı, bir iftirası. Peki. Makbule Atadan kim o? Bundan önceki son ötekinin konusu herhalde en son onu yapmıştık. Atatürk'ün kız kardeşi ana baba bir. Ağabey Mustafa Kemal kitabının 123. sayfasında bizzat Makbule Atadan diyor ki Kazım Karabekir de çok güçlü bir layıktı. Hatta bu yüzden bir iki sefer ağabeyime çıkışmıştı. İstiklal Harbi'nden hemen sonra Lozan paralelinde Mustafa Kemal'in acaba halifeliği ben üstüme alabilir miyim düşüncesiyle çevreye karşı fevkalade dindar bir profil çizdiği 7-8 aylık bir dönem vardır. 1922'nin son ayları, 1923'ün ilk ayları bu dönemde Mustafa Kemal'e işte niçin çıkıp camide hutbe okuyorsun, niçin millete karşı bu kadar dindar bir görünüm veriyorsun falan diye Makbule Atadan Kazım Karabekir'in çıkıştığını söylendiğini naklediyor. Bunun ayrıntılarına geleceğiz arkadaşlar. Lafı ortada bırakmayacağız. Mesela şimdi bir artık kademeyi arttırıyoruz. Kazım Karabekir'in şimdi bizzat kendisinden naklediyorum. Günlüklerin Cilt 2 yazar Kazım Karabekir sayfa 795 İstiklal Marşı hakkında bir not düşmüş günlüğüne. ilahi gibi diyor. İstiklal Marşı'nın güftesini, sözlerini beğenmiyor. Fazla dinler, fazla İslami buluyor. Tenkit etme ve istihza etme makamında İstiklal Marşı diye Mehmet Akif'in yazdığı metin diyor ilahiye benzemiş. Dindar mı bu? Mesela İbrahim Artuç. Kastaş yayınlarının kurucusu, sahibi, emekli subay. yani fevkalade resmi ideoloji. Zafer'in ayak sesleri sayfa 306 İstiklal Harbi tarihi. Diyor ki, Şubat özetini okuyorum. Şubat Nisan 1923 arası Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve diğer ordu üst kademesinden yapacağı laik inkılapları destekleme sözü aldı. Dediler ki paşam, İslam'la ilgili yapmayı düşündüğün bütün projelerde biz emrimiz altında bulunduğumuz birliklerin de garantisini vererek ordunun sana sahip çıkacağımıza, destek olacağımıza söz veriyoruz. Kim var bunların arasında? Kazım Karabekir bu mu dindar? Dört, Kazım Karabekir'in meşhur kitabı İstiklal Harbimiz. Bundan sunumun en sonunda bahsedeceğim. Çok önemli bir tarihi kaynaktır. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılış törenlerini mevzu ettiği yerine bakacaksınız. Şimdi çok uzun alıntılar olduğu için sizi sıkmamak, vakti uzatmamak açısından okumuyorum ama kaynağı da belirtiyorum. Özetini ifade edeceğim. Bu hazırlık açılış törenleriyle ilgili Atatürk'ün Ankara Hükümeti'nin hükümranlığı altında olan o zaman Anadolu'nun bütün vilayetlerine, ilçelerine gönderdiği bir tamim var. Yazılı bir emir var. Hatmi şerifler indirilecek, Buhari şerifler okunacak. İşte o gün Cuma'ya denk getirildi. İlk önce topluca Hacı Bayram'da namaz kılındı. Sonra Efendimizin sakallı şerifi en önde olmak üzere ilahiler, tekbirler getirile getirile oradan meclis binasına inildi, açılış yapıldı. Yani bizzat Mustafa Kemal'in hazırladığı uzun bir yazılı emre göre bütün Anadolu'da meclisin açılış töreninde Ankara'da ortaya konulan dini profil arkadaşlar ancak asır saadette bulabilirdiniz. O kadar yoğun İslami. Açın bakın İstiklal Harbimiz kitabında Kazım Karabekir eleştiriyor. Aynen kullandığı ifadeyi nakledeyim. O törendeki İslami yoğunluğu eleştirirken pek mutaassıbane diyor. Kazım Karabekir Abdülhamit okullarında yetişmiştir. Osmanlı Türkçesine vakıftır. Kelimeleri doğru yerinde kullanır taassup kelimesinin hangi anlama geldiğini de çok iyi bilen birisidir. O bilinçle ifade ediyor. Pek mutaassıbhaneye diyor Kantarın topuzu kaçırılmıştı diyor. Bu derecede İslami olunmasına gerek yoktu diyor. Tabii bunların hepsi halkı kandırmak için de ayrı. Ama o pragmatist yönüyle bile gene de oradaki o dini havayı Kazım Karabekir kabullenemiyor, hazmedemiyor. Kitabında pek mutasıbane diye naklediyor. O bölümü okuduğunuzda zaten eleştiri havasının son derece net olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Paşaların Kavgası kitabı bizzat Kazım Karabekir'in kendi kitaplarından bir tanesi. Gösterelim şöyle de inanmayan olursa diye. Sayfa 123'ten nakledeceğim. Az önce özet olarak söylemiştim. Eee... Mustafa Kemal'in bazı özel hesapları nedeniyle çok dindar bir profil çizdiği günlerde bu dindar görünümünden ötürü Mustafa Kemal'e getirdiği eleştirileri kendi kitabından kendi kaleminden okuyoruz. Dolayısıyla hiç kimse işte bu falancanın iddiası, falancanın ileri sürdüğü tez acaba doğru olduğu, çarpıtma olduğu, mübalağa olmadığı ne malum falan diyemeyeceği şey bakın ne diyor Akşam Mustafa Kemal Paşa bugünkü beyanatını nasıl bulduğumu sordu. Bahsini ettiğim dönem. Ben de kendilerine olan bağlılığım kadar kendilerinden aynı karşılığı gördüğüme dayanak fikrimi söyleyeceğimi bildirdim ve dedim. Dünya işlerini camilere soktuğumuzun acısını çektiğimiz yetmez mi paşam? Milli işlerimizi neden yine camilere sokuyoruz? Ve neden bilhassa siz başkumandan olduğunuz halde dinle hilafetin bir din adamı gibi. Hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz. Çünkü halife olmayan niyetliydi. Aydınlarımız haklı olarak bu gidişi iyi değerlendirmeyeceği gibi bu yolda esasen tehlikelidir. 1921 Şubat'ında doğudan teklifimde bir sene önce ya da iki sene önce bir takım muhafazakarların yine işe karışarak yenilenme hareketlerinden mahrum kalacağımız endişesini arz etmiş ve memleketin yüksek uzmanlarıyla esaslı programlar yapılarak bunların uygulamasında sebat ve sadakat gerektiğini bildirmiştim. Paşam görüyorum ki siz din ve hilafet kuvvetlerine çok önem veriyorsunuz. Şimdi Kazım Karabekir dinler bir kumandan da zannına sahip olan bizim zavallı saf Müslümanlarımız şu son cümleyi zannedebilirlerdi ki Kazım Karabekir Mustafa Kemal Paşa'ya değil de Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e söyledi. Halbuki kendi kitabından, kendi kaleminden bak Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e ne diyor? Paşam görüyorum ki siz din ve hilafet kuvvetlerine çok önem veriyorsunuz. Şu halde muhafazakarlara dayanmak istiyorsunuz. Yani toplumsal siyasi dayanağınız, kitleniz olarak. Size bu vesileyle bir daha o eski teklifimi arz edeyim. Yanımda bir sureti var. Cep cüzdanımdan çıkarıp verdim diyor parantez içinde. Bir daha lütfen okuyunuz. Türk milleti yeniliğe muhtaçtır. Yani bu dini bırak diyorsun Batıllaştırmaya bak. Yenileştirmeye bak bu anlamda. Modernize etmeye bak. Ve bunu da uzmanlarımızla başarabiliriz. Ve asla camilerde değil. Ve muhafazakarlarla da değil. Din vicdan kanaatidir. Münakaşaya gelmez. İlim adamı olan bizlerin ve hele sizin bunu ele almanızı kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunu tamamıyla bir kenara bırakmalısınız. Tamamıyla bir kenara bırakmalısınız dediği şey ne? İslam. E bu dindarsa Ebu Cehil e Müslümandı. Şimdi arkadaşlar bu anlamda bana göre en önemli, en vurucu olan kısmına geldik. Çünkü birileri diyebilir ki tamam işte Kazım Karabekir de laik bir Müslümandı yani. Bu aynı şeyin hem siyah hem beyaz hem ateş hem su olması gibi yapısal bir garabettir, hezeyandır, imkansızdır da ama ne kadar ezeyan olursa olsun Türkiye'de bunun son derece doğru, normal, ciddi, geçerli olduğuna inanan çok sayıda insan da vardır. Buraya kadar Kazım Karabekir'in kendisinden yaptığımız alıntılarda diyebilirsiniz ki işte bu onun yani toplumsal düzen, siyasi söz konusu olduğu zamanki görüşleri. Ama hani diyor ya o tipler ben hem layıkım hem Müslümanım. Bireysel hayatında da Müslüman birisiydi, dinler birisiydi denilir ise şayet Kazım Karabekir anlatıyor yazar Uğur Mumcu. Sayfa 154. Arkanıza yaslanın dinleyin arkadaşlar. Kazım Karabekir'in kızının anlatımı. Aynen ağzından çıktığı gibi. Babamın Atatürk devrimlerine karşı olduğunu zannedenlerin hatası şurada. Babam devrimlere karşı değildi. Devrimlerin hepsini kabul ediyordu. Bütün devrimleri de beğeniyordu. Babamın itirazı devrimlerin yapılış şeklineydi. Babamın arzusu devrimlerin ilelebet kalabilmesi için tepeden inme değil, zorla değil halkı eğiterek yapılmasıydı. Yani İslam'ı kazımaya yönelik olarak o dönemde yapılmış olan devrimlerin tamamı Devrimlerin başlatıcısı Atatürk'ten bile çok daha fazla Kazım Karabekir tarafından benimseniyor, kabulleniliyor. Onların kalıcı olmasına daha fazla titizleniyor ama diyor yöntem yanlış. Böyle yaparsanız ters tepebilir. Halbuki gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken bu İslam karşıtı devrimlerin risk altına girmemesi için, ters tepilmemesi için Böyle bir iki seneye sıkıştırarak süngü zoruyla, dar ağaçlarıyla, istiklal mahkemeleriyle değil de halka yedire yedire biraz daha zamana yayılarak yapılması lazım ki kıyamet kopuncaya kadar bu topraklarda İslam düşmanlığı hakim hale gelebilmiş olsun. Şimdi böyle dediğimiz vakit ben söze girerken bahsini ettiğim o çok iyimser yaklaşımma bile sizden biri eleştiri getirirse ona çok cevap veremeyeceğim. Hani dedik ya işte bu da rıza-nur kategorisiydi. Kişisel olarak dinle alakası olmasa bile ama yani toplum için faydalıdır işte felaketler karşısında insanlar için bir teselli, bir sığınma kaynağıdır. E yani sosyal ve psikolojik sebeplerden ötürü toplumun dinsiz olmasındanza bir dine sahip olması daha iyidir falan. Ama şimdi kızının yorumunu okuduğumuz vakit yani bu iyi niyetli görüş bile çok ciddi olarak eleştiriye açık hale geliyor. Çünkü kızın ifadesine bakarsak hayır yani. Bütünüyle din karşıtı. Mustafa Kemal'le ayrıldığı nokta tamamen yöntemle ilgili. Özüyle ilgili hiçbir itirazı yok. E şimdi bu da kızı gibi bir otorite. Yani Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin söylese bir tarih araştırmacısı diyebilirsiniz ki acaba doğru mudur, yanlış mıdır, acaba kasıtlı mıdır, objektif midir falan. Kızı. Ama daha bir şey okumadık. O yıllarda belki başka çare de yoktu diyor kızı yani. Ondan sonra o da babasını eleştiriyor. O yıllarda diyor devrimlerin böyle tepeden süngü zoruyla yapılmasının da mecburiyeti vardı. Belki babam diyor böyle zamana yayılsın derken haklı değildi. Sanmasınlar ki Karabekir devrimlere karşıydı. Devrimlerden o kadar ilerisini düşünüyordu ki 50-60 senelik olmasın bunlar. İlelebet olsun istiyordu. Zorla yapılan, halkı eğitmeden yapılan devrimler geri teper derdi. Korkusu buydu. İmkanını bulunca gene biz bunu yaparız, gene bunu giyeriz derler derdi. Ellerine imkan geçse her tarafı kara çarşaflılar alır derdi ellerine imkan geçse her tarafı kara çarşaflılar alır diyen Kazım bekir Böyle dediğini nakleden iki kızından bir tanesi. O kızın ağzından bize nakleden de Uğur Mumcu. Yani şimdi buyurun bu rivayet zincirine bir eleştiri getirin. Bizim evimizde bir işçi kadın vardı. Kadıköy, Erenköy'deki köşk. Kadın gelip giderken kara çarşaf giyerdi. Bir kere babam bir daha kara çarşafla gelirsen yırttırırım o çarşafı. Ya çarşaf giymezsin ya da çalışmazsın. Bu kapı kapanmış olur sana dedi. Al sana dindar. Faşist. Öteki ve gerçek Kazım Karabekir. İslam'ın pratiğe dökülmesine, ibadete, bireysel ya da toplumsal hayatta yaşanmasına bu kadar gözü dönmüş sesine düşman olan bir faşistti. Ve kadına annemin mantosunu verdi. Halka benimsetilmeyen devrimler tutmaz derdi. Bunu anlamayanlar Kazım Karabekir Paşa reformlara karşı paşa çarşaf giysinler derdi derler. Değil. İşte bildiğimiz şey halkı eğiterek falan filan. Karabekir layıklık konusunda ne düşünürdü? Evde ya da camide namaz kılar mıydı, oruç tutar mıydı, içki içer miydi? Uğur Mumcu soruyor. Kızı anlatıyor. Babam dinsiz insan olmaz derdi. Herkeste bir Allah inancı var, herkesin bir dini var. En gelişmiş memleketlerde de her neyse. Dini iyi yetişmiş din adamları tarafından ele alınmasını sağlarsak ki bunlar İstiklal Savaşı'nda söylediği sözlerdir. Dinimiz de reforme olur dikkat edin. Dinimiz İslam reformi olur. Bir şeyin reforme edilmesi için arkadaşlar deforme olmuş olması gerekir. Şimdi işi Fransızcaya döktük ama mecburuz. Yani bir şey özü itibarıyla bozulmuştur deformasyon. O reforme edilir, düzeltilir, tekrar ıslah edilir. İslam'ın reforma ihtiyacı olduğunu düşünmesi otomatikman İslam'ın o gün itibarıyla dejenere oldu haşa ve kella kanaatine sahip olduğunun açık ispatı. Ben size şunu söyleyeyim. Kazım Karabekir için din karşısındaki duruşu, tavrı konu edildiğinde en fazla en fazla söylenebilecek şey deist. Yani evet bir Allah vardır, bitti ama kurumsal anlamda din yok, peygamber yok, vahiy yok, kitap yok. Kainatı yaratmış. Sonra ne hali varsa görsün deyip kenara çekilmiş. Layık düzenin mantıklı olabilmesi için, makul olabilmesi için. Böyle hakikatte olmayan sadece soyut bir Allah demeyelim ona saygısızlık olmasın. Bir ilah inancına sahip. İslam'a göre arkadaşlar deizm küfrün çeşitlerinden biridir. Evet. Devam ediyoruz kızının anlatımına. Biz dini tamamen kaldırdık. Layık olmak en güzel şey. Hiç dinle ilgilenen yok. Din alanında iyi yetişmiş kimselerle din hizmeti olsun. Biz bunu yapmazsak en olmadık kimseler dini ele alır ve kötü yollara gider derdi. Yani hakiki din adamları. Babam Allah'a ve dine inanırdı. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan sonra evet dediğim gibi bir deist, soyut bir ilah inancı olabilir de ama buraya kadar bizzat kızının kendisinin anlattıklarından sonra dine inanırdı, İslam'a inanırdı kısmı artık kabul edilebilir mi, edilemez mi siz değerlendirin. Fakat dini bir korku şeklinde, bir yobazlık şeklinde kullanılan uslubu görüyorsunuz. Sömürü aracı olarak da kabul etmezdi. Fakat her gün şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye şekillere karşıydı. Yani kalbini temiz tut. Namaz oruç önemli değile geldik şimdi. Hatta çocukken devamlı olarak oruç tutmak istediğimiz zaman okuyan bir kimse devamlı olarak oruç tuttuğu zaman beynini lüzumu kadar çalıştıramaz. Siz inancınızı Allah'a karşı bağlılığınızı vicdanlarınızda daima hür tutun. Yani kalbinizi temiz tutun. Temiz tutun. Ve Allah'a olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin derdi. Bu mu dinde? Mühim olan kalp temizliğidir. Siz kalbinizi temiz tutun. Oruçmuş moruçmuş bunları bırakın. Küfre girer insan. Herhangi bir kötülüğü yapan bir kimse de ben oruç tutuyorum diyen bunu çok söylerdi. Ben namaz kılıyorum diyen, ben şunu şunu yaparım Allah beni affeder diyen katiyen böyle şeye inanmayın derdi. Bizim dinimizde böyle şey yoktur. İlk önce kendi vicdanınızda muhasebe yapın derdi. Paşa evde namaz kılmaz, oruçta tutmazmış. Şöyle düşünürmüş. Diye devam ediyor. Peki içki içer miymiş? Uğur Mumcu kızına soruyor. İçermiş. Rakıyı hiç sevmez. Nazeninim benim. Şarap ve bira içermiş. Evde sofrada çocuklara işte açar diye şarap verdiği de olurmuş. Emel ve Hayat, iki kızının isimleri, 18 yaşlarına basınca ilk sigaralarınızı ben vereceğim diye kızlarına sigara da içirmiş. Eşi İclal Hanım başını örter miymiş? Hayır. Evet. Şimdi bütün bunlardan sonra arkadaşlar Kazım Karabekir gene de dinler de iyi Müslüman da diyen olursa ciddi ciddi samimi olarak bu kanaate hala sahip olan olursa şahsen ben günahkar eksiği gediği olan bir Müslüman olarak evliyalığımı ilan ederim. Yani o dinlerse ben evliyayım. Benim gibi olanların da hepsi hiç çekinmesinler, velayetlerini ilan etsinler, anamızın ak sütü gibi helal olur. Şimdi gelelim bilinmeyen önemli bir diğer alt başlığa. Kazım Karabekir Doğu'da 15. Kolordu komutanı olarak vazife yaptığı yıllarda ondan önceki 1. Dünya Harbi ortamında yetim kalmış olan Kürt çocuklarını Doğu'dan ve burada bir sorun yok. Ermeni çocuklarını Kuleli Askeri Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak yazdırdı, isimlerini Müslümanlaştırdı. Şimdi şunu pek çoğunuz duymuşsunuzdur, okumuştunuzdur sosyal medyada. Gerçekte gizli saklanmış, kripto Ermeni olan Cumhuriyet tarihi boyunca ama bu kimliğini saklayan, kendisini Türk ve Müslüman gibi yutturan, askeri ya da sivil kariyerde çok üst düzey devlet görevlerine gelmiş ve ele geçirdiği yetkileri o sakladığı Ermeni kiniyle, Türk ve Müslüman düşmanlığıyla kullanmış olan bu yoldan vatana, millete, devlete zarar vermiş olan bir kitle vardır. Bunların devam eden nesilleri hala devam etmektedir. İşte pakraduniler falan. Sosyal medyanın en yaygın esrar kapılarından bir tanesidir bu. Yani şimdi konuyu dağıtmayalım. Ben burada dile getirilen rakamları falan gördüğümüz vakit çünkü bugün için bile 100 bin kişiden bahsediliyor. Bunlar da ciddi bir mübalağa payı olduğu kanaatindeyim. Bir, iki. Ama gerçekten Kuleli Askeri Lisesi'ne Ermeni kimliği gizlenerek yerleştirilmiş ve sonra mezun olmuş. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli rütbelerde görev yapmış, hizmet vermiş. İsimler var mı? Yani mübalağa kısmını bir tarafa bıraksak bile bu iş özü itibarıyla bir gerçeklik taşıyor mu? Evet arkadaşlar ve bunun mimarı da Kazım Karabekir. Ha burada Kazım Karabekir iyi niyetinin tamamen kurbanı mı oldu yoksa çok daha derin bir bilinç, bir kasıt mı vardı? O sorunun cevabı bende de yok. İster çok derin bir kötü niyetli olsun. Bana şu anki bilgilere göre o çok fazla inandırıcı gelmiyor. İsterse iyi niyetli olsun. Kazım Karabekir'in Kuleli Askeri Lisesi'ne yatılı olarak Ermeni çocukları yerleştirdiği ciddi kaynaklarda da ortaya çıkartılmış olan bir gerçek. Mesela Münevver Ayaşlı'nın Dersaadet kitabında kaynağını ayrıntısını vermeksizin 27 Mayıs'ı yapan ve Menderes'i özellikle ipe gönderen bazı Milli Birlik Komitesi mensubu subayların işte zamanında Kazım Karabekir'in o kuleliye yerleştirdiği Ermeni çocuklar olduğu söyleniyordu. Ben şahsen bu konuyla ilk defa onu okuduğumda karşılaşmıştım. Tabii çok ilginç geldi, çok çarpıcı geldi, çok önemli geldi. Ama herhangi bir kaynak ayrıntı da vermiyordu. Yani halk arasında böyle bir rivayet var diye böyle kısacık bir iki cümleyle geçiştiriyordum. Aklımda yer etti. Sonra arkadaşlar şunları buldum. Şimdi sizinle paylaşayım. Bir, devlet yayını. Atatürk dönemi sosyal yardım faaliyetleri Yaşar Baytal. Kitabın yayıncısı Atatürk Araştırma Merkezi. Devlet yayını. Sayfa 120'ye baktığımız vakit şöyle bir paragraf okuyoruz. 1926 yılında Karabekir'in okullarından yetişmiş olarak orduya yerleşmiş olan çocukların içinde Kars'taki Amerikan yetimhanesinden getirilenlerden bazılarının Ermeni asıllı olduğu iddiaları ortaya atılarak ordudan bunların tasfiyesine neden olmuş. Yani şimdi burada yardımcı doçent doktor Yaşar Baytal kitabın yazarı diyor ki evet böyle bir şey oldu. Sonra bunlar hatta çok fazla vakitte geçmeden tespit edildi ve ordudan ihraç edildi. Bir. İki. O yıllarda Kuleli Askeri Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak girmiş bir subay. Salahattin Tanç, bir cumhuriyet askerinin anıları, kitabın yayıncısı Doğan Kitap. Yani bildiğiniz Aydın Doğan'ın yayın Selahattin Tanç'ta kitabı okuduğunuzda görüyorsunuz Cumhuriyet dönemi klasik bir Türk subayı. İliklerine kadar Kemalist. Yani bunu belirtelim de gene irtica, mirtica, iftira falan. Sayfa 28. Bizzat kendisinin de Kuleli Askeri Lisesi'nde yatılı öğrenci iken bizzat şahit olduğunu anlatıyor Selahattin Tanç. 28. sayfada. Kazım Karabekir Paşa Ermenistan kurma hayali ardında koşan taşnakların haince kalpsizce insanlık dışı hareketlerine karşı bir temizleme eylemine geçmiş doğru. Kurtarabildiği yetim Kürt çocukları devşirip kuleli ilk kısmına postalamıştı. İşte bizim ters işte bize ters gelen bu okul arkadaşları Kazım Karabekir devşirmeleriydi. Kürtlere karşı da kullanılan usluba dikkat edin. Bunların arasına Ermeni İngiliz devşirmelerinin içine de Kürtler karışmıştı. Nitekim zaman zaman onlardan bizlere, bizlerden onlara heyetler gider gelir. Bu çocukların değiştirmesi yapılırdı. İstiklal bir yıllarından bahsediyor. Kürtleri gönderdi ama diyor aralarında Ermeniler de vardı. Bunlardan tespit edilenler ortaya çıkartıldı, İngilizlere verildi. Sonra işte İstiklal Harbi bittiğinde onlar da İngilizlerle beraber Avrupa'ya gitmiştir. Mi? Bu bahsin en çarpıcı kısmı Gülen Şeytanlar tarihi FETÖ ile ilgili okuma yapmayı düşünenlere şiddetle tavsiye edeceğim bir kitaptır. Çok fazla sayıda önemli ve özgün başka kaynakta bulamayacağınız bilgi vardır. Şimdi bu da onlardan bir tanesi. Diyor ki kitabın 490. sayfasında rahmetli Mısıroğlu üstada ait bir bilgi. Mısıroğlu diyor ki bana bizzat Alparslan Türkeş'in kendisi söyledi. Haydar Tunçkanat, Kazım Karabekir'in o kuleliğe ye yerleştirdiği Ermeni çocuklardan. Haydar Tunçkanat arkadaşlar Türkeş ile beraber başlangıçta 27 Mayıs'ı yapmış olan Cunta'nın 38 kişilik Milli Birlik Komitesi isimli yönetim organının mensuplarından biri. Milli Birlik Komitesi bölündüğünde Türk eşler azlediliyor, yurt dışına postalanıyor. Haydar Tunçkanat, Kanat Türk eşlerin ekibini 14'leri azledenler arasında. En müfrit inönücü CHP'li subaylardan biri Menderes ve bakın arkadaşlarının idam cezalarının Milli Birlik Komitesi'nde oylanması sırasında idam kararının çıkmasının çıkması tezinin başını çekenlerden yani doğrudan doğruya kişisel olarak nokta atışı Menderes'in ve bakan arkadaşlarının idamından da sorumlu olan sivil hayata geçtikten sonra da müfrit İnönü ve CHP yanlaştığını devam ettiren azılı bir İslam düşmanı profili ortaya koyan bir cuntacı bu Aydar kanat arkadaşlar Alpaslan Türkeş'in şimdi bu konularda Türkeş ehli hukuf mu? Tabi. Milli Birlik Komitesi'nden arkadaşı. Yaklaşık aynı yıllarda yetişmiş. Rahmetli Mısıroğlu Üstad'a söylüyor. Rahmetli Mısıroğlu Üstad arkadaşlar tarihçiliğinin yanı sıra İslamı ilim anlamında da son derece vakıf, dolu, kişisel hayatı itibarıyla da takva sahibi bir insandı. Onun için söylüyorum. Yani hiç öyle bir şey olmadığı halde hayalinden yalan uydurup açıkça bilinçli bir şekilde yalandan Türkeş bana böyle böyle söylemişti diyecek biri değil. Yani bu rivayet zinciri de Sika güvenilir. Biz bu bilgiyi Mısıroğlu'ndan alıyoruz. Güvenilir bir isim mi? Evet. Ona söyleyen Türkeş güvenilir bir isim mi? Evet. Konuya vakıf bir isim mi? Evet. Şimdi bakın somut örneğe de geldik Haydar Tunçkan'a. Bu bence çok ciddi bir araştırma konusudur. Birisi yani tabii nasıl araştıracak? Devletin hala son derece gizli tuttuğu arşivlere girebilmesi lazım. O da çok zor bir iş. Ama yarın öbür gün Türkiye gerçekten özgürleştiğinde o arşivler ortaya çıktığında zannediyorum bir deprem de buradan yaşanacak. O yıllarda Kuleli'ye yerleştirilmiş olan Ermeniler. Yani takip eden yılların Ermeni kökenli kripto komutanları. Türk ordusuna komuta eden üst düzey yüksek rütbeli subaylar. İçinden halbuki kendisi Ermeniliğinin farkında iliklerine kadar Türk ve İslam nefretiyle dolu. Yani bu tanıma girebilecek günümüze ait meşhur siyasilerden biri de var. Onu bilenler bilirler dersinle ben söyleyemem çünkü hukuki sonuç doğurur. Gene avukat tutmak zorunda kalırız. O da bunun siyasi sivil versiyonu olabilir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağım. Bir diğer konu başlığı hani demiştik ya söze girerken de. Kazım Karabekir hiç hak etmediği iki tane ağır iltifatın hedefidir. Bir dindarlık onu bitirdik artık. Bir de işte çok özgürlükçü, demokrat falan filan. Kitabından okumayayım. Vakit geçti. İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi. Yazar Kazım Karabekir. Sayfa 44'e baksın meraklıları. Hitler'i ve Mussolini'yi yere göğe sığdıramıyor. Demokrat. Diğeri, bunu okuyacağım. Kitabın adı Muhalif Mustafa Balcıoğlu. Sayfa 137. Bakın ne diyor Kazım Karabekir hakkında. Olay şu. Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. Nisan 1939 gibi meclis yenilendi, seçimlere gidildi. İsmet Paşa da Kazım Karabekir'i Erenköy'deki köşkünden çıkarttı, milletvekili yaptı. Olay bu. Daha sonra 1946-21 Temmuz seçimlerinden sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yaptı. Şimdi bu olaylara bakarak ama henüz daha Atatürk yeni ölmüş millet meclisi başkanlığına var. Nitekim iki sene sonra 1948'de Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı iken ani bir kalp kriziyle vefat edecek Kazım Karabekir. Kritik tarafı şu. O yıllarda Türk halkı milli şef faşizminin altında inim inim mu? Evet. Peki millet o faşist rejim altında kan ağlarken Kazım Karabekir ne, nerede ne yapıyor? Önce milletvekili. Sonra düz milletvekilliği de yetmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Niçin başkan oldu biliyor musunuz? 1946 seçimlerine gidilirken yaklaşık işte 2-3 hafta önce büyük gazetelerden birine verdiği demeç. Daha milletvekiliydi. Diyor ki muhalif parti için yani Demokrat Parti için 60 civarında milletvekili iyi bir rakamdır. Ona yeter. Tesadüfe bakın. 3 hafta sonra 21 Temmuz 1946 seçimlerinde Demokrat Parti 66 milletvekili çıkardı. 3-4 tanesini meclis komisyonları yanlış karar verilmiş, haksız seçim olmuş deyip aldılar Demokratların elinden. 61 ya da 62 milletvekiliyle Demokrat Parti meclise girdi. Yani isterseniz buna şöyle deyin siyasi öngörüsü çok müthişti. Ya da Evliya Allah'tan biz attı keramet sahibiydi. Ama 1946 seçimlerinin nasıl kepazelik kelimesinin bile kullanılmasını yetersiz bıraktığı bir skandal olduğunu yakın tarihi az çok bilenler bilirler. İşte o kepazeliğe gidilirken seçim isimli o Kepazeli'ye gidilirken Kazım Karabekir diyor ki 60 civarı milletvekili muhalefet partisi için uygundur. Aynen öyle oldu. Hemen arkasından Milli Şef rejiminin İsmet Paşa'sı Kazım Karabekir'i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yaptı. Onun iki sene arkasından alemlerin Rabbi Kazım Karabekir'e dedi ki gel bakalım bu tarafa. Şimdi oralara gitmiyorum. 1939'dayız. Kazım Karabekir henüz daha yeni milletvekili oldu. Okuyacağım ifadenin sahibi Ahmet Faik Günday, Kazım Karabekir'in yakın arkadaşı. Ona göre duruşu daha onurlu olan biri. Diyor ki, Mustafa Kemal öldü, İsmet Paşa reisi cumhur seçildi. Ben o sabah Karabekir'in evine gittim. Yani 10 Kasım 1938 ve bin müşkilatla İsmet Paşa'ya tebrik telgrafı yazdırabildim. Hani diyeceksiniz ki bu iyi. Onurlu bir duruş var. Eyvallah etmiyor. Birkaç gün sonra Erkan Arp yani Kurmay arkadaşlarından ticaretle uğraşan Giritli Refik Bey'e İsmet Paşa'ya mektupla müracaat ettiğini ve İsmet Paşa'da Halk Partisi'ne girmek ve hiçbir teklifte bulunmamak şartıyla tek başına mebus yapacağını söylemiş ve öylece Karabekir mebus olmuştu. Bu muhteris adam yani bu ihtiras sahibi, bu hırslı adam bir hiç için geçmişini ve arkadaşlarını bir anda unuttu. Halk Partisi'nde sıradan bir mebus oldu. Haksızlık etmesin. 1939'da Halk Partisi'nde sıradan bir mebus oldu. 1946'da aynı Halk Partisi'nde aynı Milli Şef tarafından Meclis Başkanlığı'na getirildi. Nerede demokrat, özgürlükçü kişilik? Demokrat ve özgürlükçü bir kişi, Milli Şef Türkiye'si gibi iliklerine kadar faşist bir rejimde, hem de mektup yazarak, dilenerek, talep ederek milletvekili olabilir mi? O rejimde protokolle Cumhurbaşkanı'ndan sonra iki nolu adam, Başbakan'ın bile önünde olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi bir makama, bir mevkiye getirilebilir mi? İki taraflı düşünün. Gerçekten demokrat, onurlu ve özgürlükçü biriyseniz, size bunlar teklif edilse bile kabul eder misiniz? İki, gerçekten demokrat, özgürlükçü biriyseniz, rejimin başındaki faşist sizi milletvekili yapar mı, sizi meclis başkanı yapar mı? Ama Kazım Karabekir örneğinde somut durum bunların ikisi de oldu. Ve demokratlığına kendi kitaplarından, kendi itiraflarından bir tane daha. 1923 Şubat İzmir İktisat Kongresi toplandı. Atatürk tarafından kongre başkanlığına getirildi. Kongreyi yönetiyor. 6-7 bin katılımcısı olan bir kongre bu. Nereden okuyoruz? İktisat esaslarımız Kazım Karabekir yazarı sayfa 229. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler diye bir Ziya Paşa'nın beyti vardır. Onu gençler bilmezler. Kahramanlığını anlatırken çingene hırsızlığını dile getirir. Manasında mealinde. Şimdi bak diyor ki. Şöyle ki işçi grubu yok yere bir mesele çıkardılar ve sonunda kongreye katılan işçiler Madem ki dediklerimizi dinlemiyorlar, kongreye ne lüzum var diye ayağa kalktılar ve gitmeye koyuldular. Solumda en son yanda bulunan bu grubun benim hizama gelmesine kadar ses çıkarmadım. O da başkanlık kürsüsünde oturuyor. Ve tam önümden geçerlerken ben de ayağa kalktım ve kürsüye şiddetli bir yumruk indirerek yüksek sesle bir kumanda verdim. Dur! Bir adım daha atan vatan hainidir. Hepsi yerinde durakladı. Derhal ikinci bir emir verdim. Geri dönün ve yerlerinize oturun. Sanki askeri bir kıta imiş gibi hepsi geri döndü ve yerlerine oturdular. Üye ve seyircilerden oluşan binlerce halkın alkış tufanı ve takdirli alkışları arasında ben de oturdum ve müzakereye devam ettik. Bir daha da münasebetsizlik olmadı. Al sana demokrattı şunu da söyleyelim entelektüel kapasitesi. Şimdi artık okuyamam arkadaşlar. Bir saate 12 dakika geçmişiz. Bu kongrenin açılışında, kapanışında yaptığı konuşma metinlerini zannederim internet ortamında bile bulmak mümkün. Açın okuyun. Ne kadar naif, ne kadar ilkokul seviyesi. O adı çok büyük. İzmir 1. İktisat Kongresi'nin kapanış bildirisi bunun tarafından kaleme alınıyor. Bildiride madde madde temel prensipler sıralanıyor. Fikir vermesi için söyleyeyim. Başlı başına maddelerden bir tanesi. Türk çalışkandır. Bir diğer madde. Türk ahlaklıdır. Böyle devam ediyor bu tatta. İlkokul seviyesi. Koskoca bir iktisat kongresinin kapanış bildirisi bu kadar naif diyelim. Bizim. Bir diğer hayatına dair ve öteki Kazım Karabekir'i ifade edecek ilginç önemli detay, Murat Akan'ın Üst Akıl kitabı, herkese tavsiye ederim. Dünyanın gerçekte nasıl döndüğünü, nasıl yönetildiğini anlamak için ve bizim yakın tarihimizin. Üst akıl sayfa 305'te görüyoruz. Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiği 31 Mart hadisesinde Selanik'ten Rumeli'nden toplanıp gelip İstanbul'da Abdülhamit Han'ı tahttan indirecek olan askeri birlik meşhur hareket ordusu. Kazım Karabekir arkadaşlar bu orduda birlik komutanı. Bu bile başlı başına skandal ve öteki Kazım Karabekir'e ait çok önemli bir bilgi. Ama ötesi var. Hareket ordusunda Kazım Karabekir'in komutanlığını yaptığı birlik gönüllü Yahudi taburu. Selanik Yahudileri gönüllü olarak 2. Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için tabur kurdular, orduya katıldılar. O taburun komutanı da Kazım Karabekir. Saf Müslümanlar kendisine Fatiha ve rahmet okumaya devam edebilirler. Şimdi bunlardan sonra şunu da ilave edelim. Yani ön yargımızın olmadığı, kimseye özel bir düşmanlığımızın olmadığı, maddi çıplak tarihi bilgiler, olgular neyse kanaatimizi onlara bakarak inşa ettiğimizi de bu vesileyle bir kere daha ifade etmiş olalım. İstiklal Harbimiz kitabı Kazım Karabekir'in İstiklal Harbi yazımının en önemli, en doğru, en objektif eserlerinden bir tanesidir. Özellikle resmi tarih çarpıtmaları karşısında hem olayın içerisinde birinci derecede üst düzey statüde rol almış, hem de iddialarının tamamını belgelerini de ilave ederek yani maddi anlamda ispatla ederek dile getiren o yüzden bin küsür sayfalık koca bir kitaptır. Şiddetle tavsiye ederim. Ama şunu ilave edeyim. Derin Tarih Dergisi'nin iyi bir dergi olduğu zamanlara ait Mustafa Armağan Hoca'nın yönetiminde. Haziran 2019 tarih 87 sayılı nüshasının 35. sayfasından naklediyorum. Yani şimdi İstiklal Harbimiz kitabını ya da İstiklal Harbimizin esasları o onun özetidir. Alayım okuyayım falan diye düşünecekler varsa aranızda bu bilgi önemli. 1951 baskısı tam metindir ilk baskıdır zaten 1951'den sonra bugüne kadar gelen bütün baskıları tahmin ve takdir edeceğiniz sebepten ötürü 5816 en can yakıcı kısımları sansürlenmiştir çıkartılmıştır öyle basılmıştır 1951'deki ilk baskısı gerçek metindir tam metindir bulabilir misiniz bulamazsınız çok uğraşmanız, çok araştırmanız gerekir. Kitapçılarda zaten yok. 51 baskısını herhalde sahaflarda da bulamazsınız. Bulursanız da müzayede fiyatına falan satarlar. Ancak yani böyle bir eşinizin, dostunuzun, babanızın bir dostunun falan kendi kişisel kütüphanesinde bulunursa açın okuyun. Şimdi bu gece hep yani aleyhinde olacak şekilde konuştuk. Çünkü ne yapalım? Hepsinin kaynağını verdik madde oldular bunu gösteriyordu Kazım Karabekir'in istiklalar bir tarih yazımına çok ciddi katkı yapmış biri aynı zamanda olduğunu da görün arkadaşlar dedikten sonra konuyu bitirdik sorularınızı cevaplandırmaya geçeceğim tekrar hatırlatayım buraya bize zaten çok daralmış olan vaktinizi kaybettirdiği için sorular dışında lütfen başka şey yazmayın yorum yazmayın katkı yazmayın Varsa sadece sorunuzu yazın. İstirham ediyorum. Onlar da ciddi soru olsun. Çanak soru olmasın. Çünkü ben bunu bana yapılmış. Büyük bir saygısızlık olarak kabul ederim. Öyle bir saygısızlığı hak ettiğimi de düşünmüyorum. Çanak sorudan kastım şu. Soruyu soran belli ki bir konuda benim bilgimi fikrimi öğrenmek için sormuyor. Kendisi o konuda eleğini elemiş, duvara asmış, kendi yargısını bana da tasdik ettirmek için soruyor. Onu yapmayın. Sorunun dışında başka şey yazmayın. Bir, belgelerle gerçek tarih isimli web sitesinin takipçisi olun. Yakın tarihinizi öğrenin. İki, üç, önümüzdeki konu, önümüzdeki konu özel arkadaşlar. Allah izin verirse. Çarşamba akşamı tekrar huzurlarınızda olacağım. Çarşamba ayın kaçı? Kasım'ın 10'u. E öyle olunca şimdi bir cümle dilimin ucuna geldi söylemeyeyim. Evet o akşam konumuz Atatürk'ün ölümü olacak. Geçen sene de o vakitler Atatürk'ün ölümüyle ilgili bir pro Atatürk nasıl öldü isminden tam ismi oydu bir program yapmıştık. O programda söylemediğimiz Atatürk'ün hastalığı, ölümü ve hemen ölüm sonrası günlerine ait resmi tarih tarafından büyük bir titizlikle saklanan, insanların öğrenmesi istenilmeyen geçen seneki programda anlatmadığımız başka başlıkların anlatımına devam edeceğiz. Şimdi nihayet arada konuşma yazışma olmasın diyoruz. Ee, moderatör arkadaşlarımız da uyuyor bu arada. Çünkü sonunculara da baktığımda görüyorum. Kendi arasında konuşan, bir, yazışan bir sürü arkadaş var. Kendi fikrini söyleyen arkadaşlar var. Yani bu moderatörlerle de ne yapacağız onu da bilemiyorum. Evet. Hacı Ağa hayırlı akşamlar. Sağ ol. Sosyal medyada dolaşan 1800 şu gözlüğü değiştireyim arkadaşlar müsaadenizle. Sosyal medyada dolaşan 1893 tarihli bir belgeye dayanarak Sultan Abdülhamit'in döneminde Filistin'de Yahudilere toprak satıldığı iddia edilmekte. Diğer yandan Theodor Arzin Filistin'de toprak karşılığı Osmanlı'nın dış borçlarından silinmesi teklifinin Sultan tarafından reddedildiğini biliyorum. Hangisi doğru? İlgili kaynaklar nelerdir? Hürmetlerimle. Teodor Herz'in borçları kapatalım bize Filistin'i verin teklifi bizzat Teodor Herz'in kendi hatıralarında yer alıyor. Bundan daha sağlam bir kaynak olamaz. Boğaziçi yayınları tarafından eski bir yayın yani şu an kitapçılarda var mı bilemiyorum. En azından sahaflardan temin edebilirsiniz. Theodor Herzl'in hatıraları Boğaziçi Yayınları tarafından Türkçeye çevrildi. Yayından da o kitapta mesela bunu görürsünüz. 1 2 Vahdettin Engin'in 7 Tepe Yayınlarından yeni çıkmış, piyasada bulunabileceğini zannettim. Pazarlık isimli doğrudan bu konuyu inceleyen bir monografidir. Kitabında e, burada dile getirilen iddianın arka planlı macerasını da belgeli olarak ispat ediyor. Tek parti döneminde Abdülhamit Han'a onu kötülemek için atılan bir iftira bu. Orijinali Fransızca olan bir metin o zaman Türkçe'ye çevrilip yayınlanırken o zamanki hükümetin emrinde olan bazı sözüm ona tarihçiler alçakça bir oyunla burada rahatlıkla alçakça diyorum. Çünkü bu yani işte insan eseri farkında olunmadan gerçekleşmiş bir kaza şeklinde tevil edilmesi mümkün değil. Resmen Fransızcadan Türkçe'ye çevrilirken cümleler tahrif ediliyor. Abdülhamit Han Yahudilere Filistin'i peşkeş çekmiş gibi anlatılıyor. Bu iddia da oradan kaynaklanıyor. Ama Vahdettin Engin Tepe yayınlarının çıkarttığı pazarlık kitabında bunun doğrusunu, yanlışını, fotokopisini, orijinal belgesinin kendisini koyarak ispat etmiştir. O kitabı da alın okuyun. Messilene, 2. Abdülhamit'in çok evliliği tasvip etmemesi bilmiyordum yani ben. Hani olabilir belki benim bilmediğim bir şeydir. Yeni gördüm ve sürekli Avrupa'ya öğrenci göndermesi. O kadar çok öğrenci göndermedi. O daha ziyade tek parti dönemindedir. Hepsinin modernleştiğini görüyor, Onunla modernlik rüzgarına kapıldığını ve çok da zeki olmadığını gösterir mi? Şimdi parçaya bakılarak bütün hakkında karar verilmez. Bu önemli bir tarih metodolojisi kuralıdır. Çok yaygın işlenen bir hatadır. Abdülhamit Han'ın zeki olup olmadığını tespit etmek için arkadaşlar Abdülhamit Han'ın icraatının performansının bütününe bakarak bir kanaate sahip olursunuz. Böyle onun içinden sadece bir tanesini cımbızlayıp alıp olmaz. Çünkü hepimizde olur mu? Yani şunu düşünün dünyanın en zeki insanı hayatının içerisinde cımbızladığınız vakit tek örnek. Ya bu ne kadar aptal bir adammış dedirtecek cinsten bir gafleti bir hatası olmuş mudur? Olmuştur. Dünyanın en aptal insanına bu ne kadar zeki bir insanmış dedirtebilecek cinsten 60-70 senelik bir hayatta bir örneği yok mudur? Vardır. İşte bu gibi tuzaklara karşı tarih metodolojisinin garantisi, teminatı parçaya bakarak bütün hakkında karar vermez. Bütüne bakarak bütün hakkında karar verir. Bunu belirtelim parantezi kapattık. O zaman zeki miydi, değil miydi? Abdülhamit gerçeğinin bütününe bakacaksınız. Abdülhamit gerçeğinin bütününe baktığınızda acaba dünya tarihinde Abdülhamit kadar zeki daha kaç kişi vardır diye düşünürsünüz. Henry Morgenthau isimli Amerikalı Yahudi kökenli uluslararası ilişkiler disiplininin kurucusu olan bir profesör, uluslararası ilişkilerin temel kitabı kabul edilen eserinde Türkçe çevirisi yok. Ben bunun alıntısını okumuştum. Yani 19. yüzyılda böyle bir isim daha yok diyor özet itibarıyla zekasını, siyasi zekasını kastederek. Modernlik meselesine geldiğimiz vakit Abdülhamit Han belli ölçüde modernisttir. Onu söyleyeyim yani. Belki şimdi bizimkilere biraz tuhaf gelecek. Abdülhamit Han bir asr-ı saadet Müslümanı değil arkadaşlar. Sonucun böyle olmasında onun elinde olan sebepler var, olmayan sebepler var. Yani yetiştiği çevre, ortam, dünya, atmosfer falan. Yani bunlar e, bu modernist duruşta onun için hafifletici unsurlardır. Ama evet, yani modernist bir tarafı vardır. Şimdi ayrıntısına girmeyeceğim, hızlı geçtiğimiz için. Mesela o müthiş eğitim amnesinde açtığı okullar, onlarda hakim olan eğitim felsefesi, zihniyeti moderndir. Ve bu bir hatadır. Ve bu hata o okullardan mezun olanlar tarafından 20-30 sene sonra tahttan indirilmesiyle de Abdülhamid Han'a çok feci bir şekilde fatura edilmiştir. İşte her insanın boşluğu var, yanlışı var. Abdülhamid Han'da da evet, böyle bir yanlış taraf olmuştur. Arıyoş'a Masonluk konusunda kitap listenize baktım ancak ben hem iddia ederek ki hem Cumhuriyeti kuran kadronun içindeki büyük mason veya sabetayları merak ediyorum. Bunun için hangi kitabı okuyayım? Efendi bir ikiyi okuyabilirsiniz. İçinde bir sürü yalan yanlış şey de var ama istifadeye maslar. Soner neydi o? Soner Yalçın mıydı onun meşhur kitabı? Cumhuriyeti kuran masonlar isminde giriş niteliğinde olabilecek hafif yani böyle az emek ürünü bir kitap daha var şu an ezberden aklıma gelenler onlar demiş olalım. Bu ikisini bitirin ondan sonra bana gene sorun devamını söyleyeyim inşallah. Hoş bir kanal. Sakarya'dan sonra Vahdettin eğer Yunanları çıkartmazsanız ve meşru hükümet olan İstanbul'u desteklemezseniz Osmanlı yıkılacak diye tabiri caizse bas bas bağırıyor. Ancak İngilizler kendisine hiçbir yardımda bulunmuyorlar. Genel olarak doğru detaylarda sıkıntılı şeyler var da. Bir, isteseler büyük taarruzdan sonra bile saltanatı kurtaramazlar mıydı? Yani büyük taarruzdan önce sonra saltanatın kurtarılması İngiliz ümmetine kaldıysa yıkılsın zaten o saltanat. isteseler saltanatı kurtarabilirler miydi? Tartışmaya çok açık ama benim için değeri yok şahsen. Osmanlı saltanatı İngiliz şeytanının desteğiyle kurtarmasıyla ayakta duracak idiyse yıkılması çok iyi olmuştur derim. 2. burada saltanatı yıkmak istedikleri açıkça görünmüyor mu? Buna ulusalcılar ne diyebilir? Tabii onu ulusalcılara soracaksınız. Ama yakın zamanda bir program konusu olarak başlı başına huzurunuza getirmeyi düşündüğüm başlık saltanatın kaldırılması büyük oyun. İkinci soruda işaret ettiği şey doğru hoş bir kanal. Saltanatın kaldırılması İngilizlerle Mustafa Kemal arasında bir paslaşma bir oyuna dayalı olarak gerçekleştirildi yakın tarihin gene en bilinmeyen, en önemli sırlarından bir tanesidir. İnşallah önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunu özel olarak burada bir çarşamba ya da pazar akşamı konu edeceğiz. Yani saltanatı yıkmak istedikleri açıkça görünmüyor mu? Görünüyor doğru. Saltuk Türkmen, Kazım Karabekir gibi muhadeflerin iktidardan farklarının yapılan devrimlerin uzun zamana yayarak ve altyapısına oluşu genç nesil. Evet bunu uzun boylu anlattık zaten sunumun içerisinde öyle. Ömer Adet Görkem, İttihat Terakki'nin cizye vergisini kaldırması şapkadan kat kat önemli olup, yani bu kanaate nasıl vardınız? Osmanlı'yı İslam Devleti çerçevesinden çıkartmamış mıdır? Hayır. Bu çok büyük bir mübalağa. İttihat Terakki'nin İslam karşıtlığı adına yaptıklarının içerisinde cizye vergisini kaldırması 20. sırada gelir. Şapkadan kat kat daha önemli olması imkan ihtimal arzidir. Şapka ondan kat kat daha önemlidir. Kaldırdığı sırada o vergi zaten sadece sembolik bir ödemeydi azınlıklardan da askeri birlikler kurulduğu için otomatikman o vergi kaldırılmak durumunda kaldı. Çünkü İslam hukukuna göre cizye vergisi gayrimüslim tebanın askerlik yapmamasının karşılığı olan vergidir. 3. Osmanlı'yı İslam devleti çerçevesinden çıkartmamış mıdır? Arkadaşlar insaflı olun. Metodolojik açıdan az önce dediğim gibi yani parçaya bakılarak bütün hakkında karar verilmez. İttihat Terakki sadece cizye vergisini kaldırdı. Otomatikman Osmanlı devletinin İslam'la bir alakası kalmadı çünkü. Soruda kendini ifade eden hüküm al, insaf edin. Yani bu yaklaşım tarihi katletmek demek olur. Kusura bakmayın da. Uzak yakın alakası yok. Bunu alimlerin tepkisi olmadı mı hiç? Bugüne kadar İttihat Terakki'nin cizye'yi kaldırmasına o zaman ulemasından herhangi bir tepki geldiğine dair bir şey okumadım bilmiyorum. Bu konuda yazı yazılmış mıdır arz ettik. Dosto eski. Tarih kitapları der ki ikinci İnönü Türk'ün makus tarihini kırdı ve 200 yıllık çekilme burada durdu. Tarih kitapları böyle bir şey demez. Yani Türk'ün makus tarihini kırdı. İkinci İnönü zaferi üzerine ki bu doğru bir zaferdir yani. Birinci İnönü gibi uydurma değildir. O yüzden aslında bir iki demeyip İnönü demek lazım. İnönü zaferi demek lazım. Ee, i̇şte İsmet Paşa tarafından Atatürk'e bir zafer telgrafı çekiliyor. Böyle çok tumturaklı bir ifadedir. Bozuyuk istikametinde çekilen düşman kıtaları işte düşman perişan vaziyette çekildi. Binlerle, ölüleriyle doldurduğu büyük bir mübaladır o da. Harp meydanına muzaffer silahlarımıza teslim etti. İşte sabah saat 07'de Metris Tepe'den görülen vaziyet falan diye başlar. Ona cevaben Atatürk bir tebrik telgrafı çekecek. O zamanlar Mustafa Kemal Paşa. O sırada tesadüf yanında bulunan kalemi hitabeti fevkalade kuvvetli. Hamdullah Sufi Tanrı Över telgrafın metnini kaleme alıyor. Mustafa Kemal altına imzasını atıyor. Bunlar ünlü tarihi metinlerdir. İşte Makus Talih'i kırma ifadesi o telgrafta geçer. İmza Mustafa Kemal Paşa'nındır ama gerçekte ifade Abdullah Sufi Tanrıver'e -e aittir. Yani siz orada sadece Yunan ordusunu değil, Türk'ün Makus Talih'ini, Türk'ün ona hep küs olan Talih'ini de yenmiş olduğunuz falan gibi bir ifadedir. Bir, 200 meselesi o telgrafta yok. Bu daha sonraki çeşitli resmi tarih metinlerinde geçen bir yorumdur. Doğru tarafı vardır. O da 200 değildir. 350 sene falandır. Başlangıcı 12 Eylül 1683. Jan Sobieski'nin Polonya ordusunun Viyana önündeki Türk ordusunu Kahlenberg tepesi üzerinden kıskaca alarak feci bir şekilde bozguna uğratmasıdır. Çünkü Osmanlı'nın Avrupa coğrafyasında gittiği en ileri nokta işte Viyana'ydı. 12 Eylül 1983 günü bu bozgunla ikinci Viyana bozgunuyla beraber geri çekilme başladı. Şimdi arzu eden eline kağıt kalem alsın ya da hesap makinesini hesaplasın. Durduğu tarih 1921, 1921'den 1683'ü çıkartın. 250 küsür sene zannediyorum bir şey oluyor. O 200'de değil. Durduğu tarihte arkadaşlar gene çok ilginç. 12 Eylül günüdür 1921'in. O da ikinci İnönü değildir Sakarya'dır. Çünkü ikinci İnönü'de biz yenildikten sonra daha sonra Temmuz ayı içerisinde Kütahya Eskişehir Muharebesi'nde çok ağır bir mağlubiyete uğradık. Gene çekildik çekildik. Son savunma attı Sakarya Nehri'ydi. Orada meşhur Sakarya Meydan Muharebesi yapıldı. Ve Sakarya'dan daha ileri Haçlı Kuvveti gidememiş oldu. Ondan sonra onlar çekilmeye başladılar falan. Yani şimdi tarihsel perspektifte baktığınız vakit 12 Eylül 1683'te başlamış olan geri çekilme Viyana şehri önlerinden 12 Eylül 1921'de Sakarya Nehri boyunda durdu. Demiş ki Türkler 200 yıldır hep mi yenildi? Hep yenilmedi ama bir gram bile bir gram bile mi toprak kazanamadı? İşte arz ettik kazanamadı yani. Bir anlaşma ile verilmemiş topraklar İzmir nasıl çekiyor? Yani arkadaşlar ciddiyet rica ediyorum. Bir anlaşma ile verilmemiş topraklar İzmir demiş parantez içerisinde nasıl çekilme sayılıyor? Canım çekilme anlaşma ile verilen toprak da olur. Düşmanın silah soruyla aldığı toprak da olur. Yani ikisi de çekilmedir. O düşman geri atılınca nasıl toprak kazanılmış ve ilerlenmiş oluyor? İşte tarihte gördüğünüz gibi oluyor. Burada bir sahtekarlık yok mu? Tarih metodolojisi de okumak lazım arkadaşlar. Yani şimdi ben yorgunum da biraz. Yani ne diyeyim bunun karşısında? Aciz kalıyoruz. kusura bakmasın dostu ki kardeşimiz rencide olmasın bunu kişisel olarak almasın ama yani şimdi Halide Bağdadi Yakup Kadir'i Halide Edip gibi yazarlara baktığımız o zaman o dönemi bizzat görüp yaşamalarına rağmen nasıl oluyor da birebir resmi tarih sözleriyle konuşuyorlar gerçeğin dedikleri gibi olmadığını bilmiyorlar mı yoksa aydınlara mı yutturdular biz sizi kurtardık diye ya da para mevki işine gelme meselesi mi? Yani biraz cevabını sorunun içerisinde vermiş. Ben burada zikri geçen iki örnek üzerinden yine geri döneyim. Mesela Yakup Kadri genç daha 20'li yaşlarda falan bir gazeteci yazar. İstiklal Erbi ile beraber Mustafa Kemal'in yakınında onun vefatından sonra İnönü'nün yakınında mevzilenince dünyevi anlamda yürü yakulum kulum Yani makamsa makam, etiket, sosyal statüyse o, paraysa o. Sonra 1960 sonrasında artık çok yaşlı hali Talat Aydemir hadiselerinden sebep falan ayrıntısına girmeyelim, uzun hikaye. İnönü ile kopuyorlar. Ondan sonra kaleme aldığı bir kitapta İnönü'ye demediğini bırakmıyor. Yani bütünüyle menfaat. Bu dönem, bu ismi zikredilen aydınlar ve onlar gibi olan aydınların ahlaki hassasiyeti çok zayıftır. Halide Edip'e gelelim. Halide Edip, Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli meşhur istiklalar ve hatıralarını İlk önce yurt dışında kaçakken İngilizce yazdı, İngilizce yayınlandı. Daha sonra 60'lı yıllarda vefatına yakın bizzat kendisi aynı kitabı Türkçe'ye çevirdi, Türkçe yayınlandı. İlk İngilizce orijinal metinde Sakarya Muharebesi'ni anlatırken, o da o sırada orada Ankara'da hatta Atatürk'le de araları çok iyi, sürekli beraber karargâhta. Aynen şu cümle geçiyor. Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal Paşa sonuçtan emin değildi, çok şüpheliydi. Kendisi tarafından kitabın Türkçe'ye çevrilmiş olan metninde aynı bölümde gene kendi kalemiyle yazdığı cümle şu. Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal Paşa sonuçtan yüzde yüz emindi. Yani müşteri talebine göre, müşteri beklentisine göre hep yazdılar. Gerçeği rencide ettik, yalan söyledik, hakikatleri alt üst ettik ve benzeri ve benzeri. Böyle seviyeli çok kişilikli bir performans bunlardan beklemeyeceksiniz. Daha ayrıntısını öğrenmek isterseniz dönün. Bizim bu işte bu gecede sonuncu örneğini yaptığımız Öteki Kazım Karabekir dizisi. Bu dizinin ilk konusu Öteki Halide Edip adı vardı. Mesela o videoyu izleyin. Daha ayrıntılı fikir sahibi olursunuz. Burayı boş bıraktım. Kurtuluş Savaşı'nda hangi ülkelere karşı savaştık? Belli bir vakte kadar Fransa, baştan sona Yunanistan başka yok. Miskin prens Vahdettin kaçtı gitti ama bari Kemal'i ben yolladım dediği hakikatleri anlattı, bir yazı bıraktı mı? var. Böyle ifadeleri var yani vefatına yakın. Mısır eser ulemasına gönderdiği bir mektup var. Orada söylüyor yani Mustafa Kemal diyor ben vazifeli vatanı kurtarsın diye Anadolu'ya göndermiştim. Ama bunu ayrıntısıyla böyle maddi satır aralarıyla anlattığı bir metin var mı? Olabilir. Ortada insanların okumasını açık mı? Hayır. Çünkü meşhur Şah Baba'da ve sonra yazdığı birçok yerde Murat Bardakçı yani Osmanlı hanedanından kendisine intikal ettirilmiş olan tarihi belgelerin büyük kısmını günün siyasi atmosferi henüz uygun olmadığı için yayınlamadığını, yazmadığını, kitabını almadığını birçok kez kendisi zaten itiraf ediyor. Örnek. Ama herkese açıklanmış. İşte o eser ulemasına yazdığı mektupta en azından birkaç cümleyle kendisinin böyle bir ifadesi var şimdilik. Zannediyorum Türkiye'nin normalleşmesiyle paralel ileride bunlar ortaya çıkacak. Daha ayrıntılı bir şekilde vakıf olacağız. Fırat Cumhuriyet'e geçince yukarıda varmış. Bir de biraz asker toplayayım, bir şeyler yapayım diyecek. Şeyh Said'deki yürek kendisinde yok muydu? Yani öyle bir imkan yoktu. Kendisi de öyle bir kişilik sahibi değildi. Fırat, Cumhuriyet'e geçince Osmanlı'nın borçlarının ödenmesi meselesi nedir? Hatta bir kısmını da Menderes söyledi diyenler de var. Şimdi bu da uzun bir hadise arkadaşlar. Ayrıntısına giremem. Lozan'da bu işte Osmanlı'dan kopmuş olan milletler diğer yeni bağımsızlığını almış devletler Osmanlı arasında Osmanlı'nın hukuki varisi olarak Türkiye arasında paylaştırıldı. Türkiye'nin üstüne gene de çok ciddi bir borç bindi. Bunlar başta bir miktar ödendi. Altın olarak ödenecekti. Daha sonra tek parti dönemi içerisinde iki ya da üç sefer bizimkiler ödemekten vazgeçtiler karşı taraf ciddi bir tenzilata giderek yeniden borç tespiti yapıldı. Yeniden takside bağlandı. Sonra bizimkiler ödemekten gene vazgeçtiler. Bir büyük tenzilat daha yapıldı. Tekrar ödenmeye başlandı falan. Son taksitler 1954 senesine kadar devam etti. Yani Menderes dediği doğru. Ama sürecin bütününe baktığımız vakit onu söyleyeyim ben. Ee, Lozan'da Lozan'la tespit edilmiş olan ve kabul edilmiş olan borcun fiili olarak zannediyorum yarıdan daha azıydı ödenen zamana yayılarak. Yani o tek parti yönetiminin de artı hanesine yazılabilir. Ha Lozan'da o kadar büyük bir rakam borç olarak kabul edilmesi makul müydü? Bu ayrıntılı tartışılacak bir konu yani. Orada ben eleştirel bakarım. Ama en azından onu kabul ettikten sonra uygulamada yani biz ödemiyoruz, ödeyemiyoruz. Ekonomik durumumuz bozuk falan diye onları indire 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 indire. Yani biraz kuşa çevirdiler. Bunu da bir artı olarak kabul etmek lazım. Yani iyi de öldürüyoruz, hakkını veriyoruz. Ulusalcılarımızın da dikkatine sunarız. Öyle zannettikleri gibi işte gözü dönmüş fanatik Cumhuriyet düşmanı değiliz, Atatürk düşmanı değiliz, hiç kimsenin esasen düşmanı değiliz. Yalanın düşmanıyız, çarpıtmanın ve saklamanın düşmanıyız. Atatürk'e ait, tek parti dönemine ait artı olarak nitelendirilebilecek ve maddi olgularla gerçekten ispatlanmış sayabileceğimiz ortada bir tarihi gerçek bir bilgi varsa onu da zikretmekten yüksünmüyoruz gördüğünüz gibi. Sizin tarihçilerin yaptığı gibi yapmıyoruz yani. Ben yoruldum arkadaşlar. O yüzden son 5 soruyu işletiyorum. Lozan Bozan demiş ki Kemal Samsun'a çıkarken İngilizlerle anlaştıysa Harington Kemal'den İstanbul'a saldıracak diye neden korkuyor? Öyle bir korkusu yok. Anlaştığı İngilizler tam olarak kimler? Askerler. Harington anlaşmayı bozmasından mı korkuyor? Arz ettim. Gerçekte öyle bir korku yok. Tribünlere oynama durumu vardı orada tarafından. Daha fazlasını zaten dile getiremeyiz. İki, Hadimül Arameyn. Hadimül Arameyn'e galiba cevap vermiştik. Yukarıya doğru bakayım da haksızlık yapmış olmayalım. Yok, vermemişiz Evet, cevap verelim o zaman. Batı devletlerinin ıslahat adı altında özellikle şeriat hükümlerini değiştirmeyi hedef almaları tesadüf mü bilerek mi soruya bak. Değiştiremeyeceğimizi bilip müdahale için mi değiştirip bozmak için mi? Değiştireceğimizi biliyorlardı zaten. Ay Yıldız Cemiyeti yazdığınız kitaplardan hangisini en önce önerirsiniz? Konusuna göre yani bana yakın tarih mi dersiniz? İslam'ın temel kavramları, konuları mı dersiniz? Eğer İslami nitelikte diyor iseniz Kur'an Nuru isminde bir meal tefsirim vardır. Onu öneririm. Yakın tarih konuları diyorsanız çok fazla yok zaten. CHP dosyası isminde bir kitap var. Onu öneririm. Muratan Yıldız. Kaç oldu bu? Üç mü oldu? Kemal Kansu'ya Masar Müfit Kansu. Onu düzeltelim. Erzurum Kongresi'nde niye imam gibi konuştun deyince maksadını anlıyorum anlıyorum ama şimdi vazifemiz halkı vatanı ve esir padişahı kurtarmaya inandırmaktan ibarettir dedi mi dedi. Padişah anladım da halk ve vatan ne alaka hocam? Yani samimi Hitler de vatanlı milletini seviyordu yani. Siyasi ideolojik açıdan bize göre yanlış olan bir insan mutlaka vatanın maddesine, milletin maddesine düşman olacak diye düşünmezken şöyle düşünür. Vatanın, milletin yönetimi benim elime geçsin. Ama vatan, millet ortadan kalksın diye niçin düşünecek? O zaman kendisine de yönetecek bir şey kalmaz. Evet, herhalde son soru artık. Mevlüt Durmuş Çankaya Köşkü inşa edilirken cuma çıkışlarında para toplandığı doğru mudur? Bunu geçende de ben bir yerde okudum burada sorularda mıydı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum. Hiç duymadım. Dolayısıyla hayır diyemem çünkü olabilir benim bilmediğim bir bilgidir, ayrıntıdır ama bugüne kadar bununla ilgili Hiçbir şey duymadım, okumadım, görmedim arkadaşlar. O bakımdan bilmiyorum diyorum. İmam Gazali'nin dediği gibi bilmiyorum demek demiş ilmin yarısıdır. Sonuna geldik. Çarşamba akşamı saat 22'de. Atatürk'ün ölümü iki nokta üst üste bilinmeyenler. Başlığı altında bu içerik içerisinde huzurlarınıza gelme niyetindeyim. O vakte kadar ebeden ve daima sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.